Bu komik olmuş mu? Üçüncüyü ben beğenmemiştim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Sosyal medyanın en yeni serisi. Ya Efe ya, yiyeceğim Efe ya. Abo! Sikerim böyle girişini. Ama kavurum. Evet arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Yusuf'un ikiz kardeşi. Sakalsız olduğu için tanıyamamış olabilirsiniz. Yunus. Evet arkadaşlar, sosyal medyanın en iyi serisi Bu Ne Amın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yanımızda konuklarımız Efe Oygaç. Konuk. Diğer konuk bölümde olmuş. Bunu da beni veriyormuş. Konuk mu oldum akşam? Konuklarımız. En azından konuk oldum yani. En azından bir yere konuk oldun. Objeydin artık konuksun. Pelimin yolları açabilirsin. Allah razı olsun be kardeşim. Artık insanlar diyor, yeter be, derdini s**eyim senin ya. Sosyal medya. Ya sen sürekli böyle gülmeye mi programlandın amına koyayım ya? Komik mi bu şaka? Komik. Evet, derdimi sikeyim arkadaşlar. Aranızda. Oğlum evet. Hiç tadım yok. Ne izleyeceğimi de bilmiyorum ya. Evet arkadaşlar, Yusuf. Bu arada dün gerçekten yayın sonu o kadar çok güldük ki ben gülmeyi unuttuğumu fark ettim. Harbiden şu Efe'nin güldüğü gibi gülmüyorum ben her normal hayatımda artık. Bir boklar oldu. Bunun tadı yok. Neden tadı yok? Ben onları cimdoyalım. Berkay biliyorsunuz paylaşımlarına inanmadı. Ama tabii ki 70-80 milyon izlemelerin imkanı yok. Ya bunlar kesinlikle fake yani. O yüzden Yusuf bugün biraz keyifsiz. Şarkı için mi söylüyor? Abi. Ayda. Berkay Şahin'e sesleniyor buradan. O kadar şey paylaştık. O kadar yani istatistik, veri, analitik tool'lar ne varsa hepsini paylaştık ve kalktın ona fake dedin. İnan gerçekten 2 gündür evdeyim, dışarı çıkmıyorum, insanların yüzüne dahi bakamıyorum. Oha öyle olmaz, direkt gel suratıma tükür ama. Basın açıklaması yaptı bir daha. Öyle etkili basın açıklaması. Ne düşünüyorsunuz, Berkay açıklama yapmış, fake demiş size. Botçu demiş. Yani söyleyecek artık tek kelime dahi bulamıyorum. Kendisine nasıl ispatlarım kendimi, inanın bilmiyorum. Yeni çıkaracak olduğum şarkıda... Yeni şarkısı Berkay'a diss bu arada. Evet, Berkay Şahin diss track... Rain Man sonunda. Bu arada herkesin dilindeydi oğlum şarkı. Ben böyle arabayla falan gezerken duyuyorum. Arabalarda çalıyor falan yani. İzlenmesi çok normal. Çok güzel PR yapıldı bir de bütün... Her kanaldan yani. Hem TV, hem sosyal medya. En son videosunu izledin mi? Hangi video? Arabasını ticari taksi yaptım. Evet. Video geliyor. Evet izledim. Evet izledim. Niye? Taksici olmak diye. Ne lan o? Bu ne lan? Şaka yapma. Bu yüzden. Bunu bana versene. Saçma. Çok şey. Bu saç ne ya sana? Ne olmuş? Bir çökmüşsün. Oğlum karşı koyamıyorum ben mücadele. Yani bu kadar artık anladın mı? Bittim yani ama. Ya şimdi şöyle düşün. Bak ben onu nasıl yorumluyorum biliyor musun? Yıllarca ya bu şey gibi. Ben eski yayıncıyım. X bir insan için söylüyorum. Yeni bir yayıncı türedi ve de çok izleniyor. Bizim hakkımız yeniyor gibi bir algı bu. Yani yanlış bir algı. Tabii sanata vesaire çok ömrünü adamış insanların belirli yerlere gelememesi onları etkiliyor olabilir. Ama bir başka kişi bir iş yaptığını ve çok izlendiğinde de bence tebrik etmek gerekiyor. Yani sonuçta dikkat çekmiş, sevilmiş ve izlenmiş. Bu kadar basit. Bir şey olmuş sana. Harbiden bir tipsel bir çöküş yaşıyorsun. Yusuf Aktaş hiç böyle görmediniz. Evet. Bugün Rayman derdim olsun TikTok'larımız var. Rayman mı peki? Rayman. Anladım. Rayman'ı biliyorsun değil mi? Karakter olan Rayman'ı. Evet. Şu elleri, şey kolları olmayan. Bacakları olmayan. Bro, sadece elleri ve ayakları olmayan. Bu çocuğu değil mi? Bizzat kendisi. Bir şey diyeceğim, bu arada çok sert girdin adama. Nasıl adama? Karakter o bir amına koyayım ya. Bu kadar sahip çıkmana sebep. Rayman'ın babası piyano çalamıyormuş. Aa oğlum sürekli tükürüyor. Böyle mi devam edeceğiz bu amına koyayım ya? Böyle lama gibi amına koyayım. Sylvester gibi olur insansın. İnsanların tüpük sorunları olabilir. Arkadaşlar ses bayağı fazla ya. Nasıl yani?
Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoyu kısa bir duyuru için bölüyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar her videoda yeni bu ne amık ürünleri gelecek dedim. Bu haftanın da bu ne amık ürünü. Koyayım, ticarete atıldı ya. Kapları. Gerçekten inanılmaz. İnanılmaz. Allah'ım bu ne güzel bir kap. Dediler ucuz ürün istiyoruz. Ucuz ürün istiyoruz. Diğer üründe hiç mutlu değilim. Şeyde Tire telefon kabı. Açıklama kısmındaki linkten ürünlere gidebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar da sayılı. Bunlar da sayılı stoklu. Bitecek bunlar da bitecek. Çok üzüldün değil mi lan? Stoklu stoklu deyip 200 liraya çakıyorsunuz amına koyayım ha? Oo! Yedik yedik. Bunlar da bitecek, hepsi bitiyor. Vuruşunu gördüm. Her bir vuruşta. He, derdim olsun şarkısına TikTok'ta yapılan videolar bunlar. Bir daha bir geri alsana nasıl yaptın? Dur lan tam chat kızın üstünde ya. Bunu şuraya alalım. Bir daha bir geri alsana nasıl yaptın? Bunu koyayım, rakışesin içinde domates suyu mu var lan? Bir daha bir geri alsana nasıl yaptın? Ne oldu? Bir şey diyeceğim, Yusuf sen cehennemden geldin şimdi. Sen kendi klibinde bu kadar prodüksiyon kullan. Ben zaten internetten bulmadım. Gerçek mi? Çekiyorum. Ama bakar mısın? Şey yani. Hala tükürüyor bu. Ecdadın. Bir de Efe'nin üzerine silmiş ya. Oğlum çünkü Efe çok kibar adam ya. Baksana amına koyayım. Üstüne tükürük sildi amına koyayım. Tepki yok. Ben onu alıp atıyorsun amına koyayım. Arada içine sıçtım. Oğlum bir daha kaldı ya. Ne yapıyorsun ya? Tamam. Evet. Tamamdır herhalde artık ya. İyiyim ben. İyiyim ben, tükürmeyeceğim zaten. Bu benim derdim olsun da gördüm en iyi dans. Derdim olsun. Nasıl derdim şey? Olsun asla böyle bir şarkı değil. No correlation yemin ediyorum. Gerçekten bu kadar bağlantısı olsun. Var. Beni şöyle şeye de bağlasanıza ya. Bağlasanıza masaya ya. Hani tepki veremiyorum. Derdim olsun. Derdim olsun. O hırka niye öyle peki? Şey mi? Bak hep böyle bak, hep ya. Ya bütün ülkeyi derde sürdün ama senin herkes mutsuz. Çok kötü bu niye? Kül tablası oldu ama. Bayağı giriş çok. Ama hani bunun efkar şarkı çok belli bak hani. Vurucu bir giriş. Bak. En çok bunun derdi olmuş anladın mı? Aa, niye yapıyor bunu? Sahibi diyor işte. Bunu gerek var mı? Kardeşim, o ağlamış. Senin tek derdin YouTube'a content üretmekti. Bu şarkıyı yaptım. Ben dedim sirkülasyondan para falan gelir. Yani benim derdim. Hangi kıza güzel demek lan? Şu oynayana mı? Dur kaçtayız biz? 6.33. Buna mı? Güzel kız işte. Ne istiyorsunuz aman abi? Gerçi bu açıdan, bu şeyden belli olmaz o. Bize ne oğlum kız güzel mi diye mi? Sirkülasyondan para falan gelir. Yani benim derdim oydu anladın mı? Derdi YouTube'a video atmakta 64 gündür. Derdi oldu adam. Derdi. Gönlü güzel olsun yeter diyor buraya. Dinliyor şu an. Şu anda da görüyor. Bütün ülkeyi Kenshi yaptı. Mortal Kombat karakteri yaptın herkesi oradan ya. Sonra... Dinliyorsun'daki şeyi gördün mü? Bu az önceki kız mı bu? Yanlış anlayacaklar. Ne oldu, bir sesiniz kesildi, bir bakışlar falan değişti, bir ağız açıldı şuradan, böyle bir oksijen burundan değil ağızdan girmeye başladı. Senin böyle bir karında karıncalanmalar, Efe gene kibarlığından diğerlerinin tepkisine bakıyor. Bir gülümsemeler. Heh? Ya sağlık göçeri burası. Ne alakası var oğlum? Ne yazdın ya? Bu ne diyeceğim, buna bakıyor. Kurban ederler kimlerle. Sen görmesen de olur ya. Ne?
Bıktım bu videodan. İzleme yarram o zaman. Ben ilk defa izliyorum. Allah Allah. Zorla mı tutuyoruz seni? Ne? Bir şey söyleyeceğim. Çok pardon, ben şu an bir şoka girdim. Bu Yavuz Seçkin. Ben fark etmemiştim. Patates olsun, soğan dursun. Hesap yaparken ben, herkes sussun. Körlüsün işte, görüyorsun. Bir kilo değil, taneyle alıyorsun. Ne diyorsun Yavuz Seçkin'e? Çok başarılı ya. Taklitlerini çok beğeniyorum. Hayır, aslında yaşayacağım şimdi, öncesinde daha kötü bir şey gösterdiğin için adam en azından özgün kalmaya çalışıyor. Onun bilinçli yapıldığı çok bariz belli ama diğer bunun atıyor ha sürekli yanağı, ben çok korkuyorum. Ne oluyor amına koyayım yanağı ya? Oğlum vallahi senin yanağın sürekli seyiriyor böyle, garip bir şey. Aa bak ya, ya ben bilinçli yaptım, bilinçli. Ben bilinçli mi yaptım? Bilinçli yapıyorum şu an. Kanka çok güldün. Sizi güldüreceğiz de güldü kaslarımız. Ama bir şey diyeceğim, kaslarınız ağrı görmüş senin. Bu video çok komik. Yine tükürdü bu arada. Bu video çok komik. Ben dayanamıyorum abi. Bak bak, tükürüyor gördün mü bak. Bak yakın. Şu an. Kanka çok güldün o yüzden. Cidden. Oğlum bu seri bana... Ama bir şey diyeceğim, kaslarınız ağrı görmüş senin. Bu video... Lan Berçen lama gibi amına koyuyor. Oğlum şu tükürük bezlerini aldın lan. Bu amına koyuyor. Çocuk Efe'ye yapışmış yapışmış. Yapışmış uzak duruyor yani. Dur amına koyayım, şunu çekip Berçan'a yollayacağım. Bekle. Çok komik. Bu video çok komik. Ben dayanamıyorum abi. Kimlerle gazlıyorsun? Ya bunları ne niyetle çekiyor? Bak patlayacağım. Daha henüz patlamayacağım da sadece hani bir, bu bir soru yani. Tamam. Sen neden böyle videolar çekiyorlar? Bir şey diyeceğim. Hani bu şarkı mesela buna uygun bir şarkı değilse, hani senin TikTok'taki hareketlerinle harbi... Okullar tatil mi oldu? Nasıl yani? Derdim tamam, bak. Derdim olsun da dert alırsın. Yap derdim olsun çek. Kadehler, kadehler gelir. Azrail seyir pozu. Hepsine, hepsini yorumlayabiliyorsun yani. Haksız mıyım Efe? Ben bu TikTok çeken insanların çok mantıklı... Gerçekten mantıklı... Allah aşkına yani her şeyi... Jest ke... mi ki? Bak ilk insana döndüm yine, görüyor musun? Yani gerçekten samimiyetinle cevap ver. Taşrağı bir kenara bırak ve gerçekten hani fenomen olmak istiyor olmuş olsaydın şöyle bir video çekip insanların seni bu şekilde tanımasını ister miydin? Ya insanlar... Hayır. Ne yani? Ya o çok rahatsız olmuyor, o eski müzikaleci ya. O yapıyordu öyle şeyleri. Müzikaleci mi? Ne müzikalecisi ya? Bu nasıl açalım. Bir CV ama? Tek paslı... İlk bence sonra eski müzikali, former. Former müzikalecisi. Çekmiyor muydun oğlum sen? Ha? Çekmiyor muydun? Yok. Dedi ve... Oğlum açarım. Ana Berçin eski video şeyleri mi açacak? Kandırma. Tamam ben koydum tamam. Ben koydum. Müzikaleyi ben... Oğlum ben... Vali miyim amına koyayım? İstanbul okulları tatil olur, nasıl duyurayım ben ya? Belki değil. Niye beslendireyim insanları? Bakın yazın çıkar bir yerden. Koyacağım. Şimdi evet arkadaşlar, musical ederim geliyor. Evet, bok gibi musical ederdi. Devam ediyoruz. Ya ülke koca bir Rain Man'e döndü ya. Allah bela versin, ülke koca bir Rain Man. Niye öyle oldu ya? Niyetin bu muydu? Allah belamı versin bu niyet. Artık insanlara kendim nasıl... Peki Berkay'a çalıştım bakım. Berkay Şahin, Allah belamı versin niyetim bu değildi. Nasıl kelime oyunu başarılı mı diyor şimdi? Başarılı. Gençliğimi biraz... O ne ya? O ne yeter artık ha? Bu Yusuf'un klibinden daha iyi. Arkadakinin kendisi mi demek? Senin klibinde de öyle. Bu çok iyi.
Oba! Hadi bakayım. Ben de buna patlarım. Bir şey diyeceğim, bu ne ya? Bu en iyi TikTok. Niye o kadar agresif? Oğlum tövbe açtı ya. O efekt ne amına koyayım? Ledli maske reklamı. Tanrı vurdu saza da o görüntü konulur mu? Ya bir şey diyeceğim. Hadi ben Tanrı vurdu saza dedim. Sen. Ben hani hepsizlik yaptım amına koyayım. Siz beni niye daha çöpe duruma düşürüyorsunuz? Şimdi bu TikTok'u izleyen diyecek ki amına çocuğu diyecek bak ben. Yapmasaydın amına koyayım bu kadar basit. Ben yazmadım ki sözleri. Çünkü şunun için yani. Evet, eserinin arkasında durmadı. Düşen yaprağı ya. Oğlum bu kadar çok betimlenilecek şey var. Benim de benimki çok güzelim. Vallahi bileyim ben. Oğlum şarkı full betimleme ama. Düşen yaprağı gençliğimin rüyası. Düşen yaprağı gençliğimin rüyası. Ne? Yazar. Yakaladı. Ben el. Ama. Amına koyayım. Google'a saz mı yazmış? Lan bari onun peyitle falan bir kesseydin amına koyayım. Farklı kaydet yapsaydın ya. Saz. Saz jipek amına koyayım. Google'a saz da yazmazsın ya. Hani yazarsın da orayı almazsın. Anlattığın kısmı almazsın en azından. Peki bu ne? Bu ne? Rehmen derdim olsun. Posing. Çanakkale İstanbul tatili. Ağla tatili. Böyle. Yardır baba. Tatil ise keyfin çıkar. Şimdi... Oğlum bunu niye yapmış ya? Aslında bu farklı bir hayal gücü, anladın mı? Hani bunları çok da örselememek gerektiğine inanıyorum. Mesela bir ciddi bunu tartışalım ya. Tartışalım. TikTok'un hayal gücünü mü tartışalım? TikTok'un hayal gücü değil. Yani hani böyle bir şey var. Ve bu uygulama içerisindeki insanlar hepsi birbiriyle hayal gücünü yarıştırıyor. Oğlum hemen hemen etkileniyorsunuz ya. Bir poz gördünüz mü hemen libido tavan yapıyor ya. Anladın mı? Yani. Ulan biraz seçici olun ya. Her gördüğünüzü atlamayın ya. Mizahlarını değil burada, çünkü mizah durumu söz konusu yok. Burada kim daha yaratıcı olacak peşinde ve... Kim daha çok kamera triği yaptı. Evet yani çok zor bir olay yapmaya çalıştıkları ama hani... Gitmeselermiş keşke böyle. Gitmeselermiş. Bu kısmı beklemiyorum. Bu arada bir şey yapacağım. Ben expected oldum. Yani ben bu tatla devam edeceğim. Ben uygulamanın gelişimi hakkında konuşma bekliyordum. Bir anda TikTok'u kaydettiği bu elenle be. Ya ne kızmış arkadaş, nerede hani ya? Görmemişim ya. Açıdan dolayı, açıdan dolayı bu kızı normal görmek lazım. Normal göreceksin, anladın mı? Ben de bak şu belim, yani şimdi göbek öf çok kötü gözükür de. Aynı pozda ben de söyleyeyim bu şarkıyı. Saçlarımı açayım. Bak çetin %90 öf çekmezse neyim ha. Bak görüyor musun şurayı? Burada daha yorganın altında biraz daha var. Yani ben bu tatla devam edeceğim. Ben uygulamanın gelişimi... Yap azıcıkla ya oğlum. Siz bitmişsiniz oğlum. Bitmişsiniz oğlum. Ben bekliyordum. Bir anda TikTok'u kaydettiği bu elenle be. Gerçekten hepsi anasınız. Çok gergin. Çeken herkes çok gergin. Bak. O hareketi yakaladın mı? Hayır. Hangisini? Deli sana. Kameraya bir yapar mısın? İçimde bilmiyorum deli sana yollarlar. Ellerim ise kavlaymış. Yok Efe. Ben çıkamam, ben çok pesim. Pes çık. Ben de baritonum kardeşim, hadi. Emrah Yücel'den seslerimizi inceliyor. Sen de ne, senden sonra. Kararı vermişim. Ben yok ama. Bence yaparsın lan. Ben ellerim ise kavlaymış. Vallahi bak biraz sanki yontulsa. Ben ellerimse ben nasıl yapayım lan, ben de sesimi. Sen sadece sesi ver. Dur. Kararı vermişim ben ellerim. Ver. Kararı vermişim ben ellerimse kanlı.
Bak. Yok amına koyayım, öyle bir sesim yok benim kardeşim. Şey, senin sesin güzel. Benim ben sesim ben. Güzel. Biz arabesk rap de değil. Arabesk rap mi olduğunu iddia ediyorsun yani sen şimdi? Derdim olsun, ne hangi kategoriye koyuyorsun? Arabesk R&B. Arabesk R&B. Arabesk soul. Evet ama. Arabesk funk. Arabesk soul. O ilk baştaki sarı araban muhabbeti neydi? Taksici olmak dediği. Yeni klibinin görüntüsü falan mı? Arabesk arasında o da. Aklıma o takıldı. Arabesk funkası. Ha, kendi arabası sarıya kapladı. Evet. R&B'ci. Arabesk R&B dalında. Fake taksi. Out my name'de. Derdim olsun. Söylerken iyi amına koyayım. Elin şarkısını. Ya sen var ya. Ya bak test söylüyor. Ha? Bak. Ya ne anlatıyorsun ki bana? Ya bu sesle yükselilmesi daha kolay. Anladın mı? Senin gözlerin ne güzel lan. Anlık yükseldim onu bir anda. Ya ne oldu anlık. Evet arkadaşlar, şimdi geldik Yusuf'un. Bu arada bir şey diyeceğim, ben şey bu videolardan hiç şey utanmıyorum biliyor musun? Bir şey diyeceğim. Scorp'tan böyle hani buralara geldik. Anlık yükseldi bana diyor. Yani benim yanımda. Kanka bence bu biraz... Şu an yani, bu odadan şu an bahsediyorsun. Bu odadan benim yanımda falan, benimle arkadaşlık kurdu falan filan, bunlardan bahsediyorum. Yani heyecanlıyım. Ben hep seni izlerdim. İzlerdim bu arada seni. Şaka yapmıyorum. Şu an ciddi girdi. Ben şaka, biz şaka yapmıştık ama devam edelim. Takipçim abi Scorp'tayken. Ya çok boşlardı yani Barnes. Amına koyayım, kendi arkadaşları buluşsunlar, ne konuşuyorsun acaba ya? Hangi felsefeden falan yürüyorsunuz acaba böyle? Neyi, hangi tarihi konuşuyorsunuz? Çok merak ediyorum. Ne güzel eğleniyorlar adamlar işte. Bir partide, Kadıköy'de bir yerde. Daha az da olabilir. Daha az da, 70 bin, 80 binlerde falandı. Aynen. O, ilk o zaman tanıştık biz. Şimdi de gözlerimin yeşil olduğunu söyledi. Bu arada bu videonun ikincisi... Ben renklerin kardeşliği. Bir Pakistanlı, bir Boşnak, bir... Ama bir şey diyeceğim, neden Trabzon şekilde ırkçı söylemlerde bulunuyorsun? Sen tanrıs adamını diyorsun amına koyayım. Bak işte ya, iyice amına koyayım olayın... ...seyrini değiştiriyor tezemek ya. Beni tanıyan herkese meydan okuyorum. Bu kim? Beni tanıyan herkese meydan okuyorum. Çok iyi oğlum. Allah beraber çok iyisin. Oğlum. Beymen mi bu? O işte zamanla şekil değiştirir. Şuna falan dönüştü işte. Anladın mı? Fortnite benden çaldı. Çok güzel zamanlardı lan. 100 liraya reklam atıyordu. 100 liraya reklam mı atıyordu? İyi para lan. Oğlum niye parayla reklam atıyor ya? Arkadaşlar. Instagram hikayem kaç para eder? 150 bin kişi görüyor bir hikayeyi ortalama. Kaç para diyelim lan? Şimdi bok 1000 TL amına koyayım. Bu çocuk bir reklam hasta şu an var ya. 200 kaç takipçim var benim? 200 bin 210 bin mi? Ne kimse işte. Bir temiz 500 lirası vardır herhalde değil mi? 150 bin kişi. Yok lan 150 bin kişi görüyor amına koyayım. Nasıl 500 lira ya? 5K'da değil lan anasını ki artık. Bunu bir öğrenelim. Lan bir hikaye 5 bin lira veren var mı? 5 bin lira değil. 2 bin liraya atıyorum lan. 2 bin liraya hikaye atarım. Ya ne kolay para kazanıldı. Gerçi bu seviyede gelmek kolay bir şey değil tabii. Öyle bakmamak lazım. Beymen hikayesini 2 milyon göre. Düşün işte. Bence o seviyeye gelince reklam atmazsın ya artık. Harbiden lan ben hiç reklam almıyorum. Alacağım aman havayı. Ben bir kendi sponsorlarımı falan atıyorum ben. Arada bir geliyor lan. Geliyor mesela şeylerden geliyor bu Twitch sayfaları falan var ya abi 150 liraya atıyorum. Kabul etmiyorum. Ne bileyim oğlum beni bana o reklamı getiren aracı yok ki. Biriniz varsa aranızda gönüllü menajer olmak isteyen. Vereyim %30'unu vereyim. İş bağlayın. %40'ını vereyim size. Çok mu? 30'unu vereyim. Demet Akalın her gün atıyor. Atsın abi atsın ya.
Reymen hiç reklam yapmadı Insta'da. Yok şu andan bahsetmiyorum. Diyor ya 100 liraya reklam atıyordum Scorp zamanında. Ya ben diyor. Network'üm mü var amına koyayım? Nasıl iş bağlayacağım bana? Abi bizim mahallenin bakkalı var. Bak valla çoko prensleri çekip koysan 10 paket çikolata verecek. Neyse tamam. Şu an 25 bin euro istiyor konserlerden. Oha! Şu an 25 bin euro istiyor konserlerden. Kardeşim. 130 bin TL CNN Türk'ün haberine göre. Nereden nereye? CNN Türk buna haber mi yaptı? Mesela şu Scorp'tayken bu zaman. Bir gün seni CNN Türk'te 130 bin TL'ye tek şarkı için konser için istedi diye haber yapacakları düşünün. Tek şarkı ha? Düşünür müyüm? Kanka yok ya. Değil mi? Vallahi hiç. Hayat nereden nereye getirmiyor sen amına koyayım. Şimdi Berkcan Güven'in evinde Berkcan Güven'le video çekiyorsunuz. Ama bu Berkcan şu an aratacak. Orada Reymen'in aklına para yattı mı diye geldi acaba. Ulan anamına koyayım yatırdılar mı? Ciddi ne şaka. Hani gerçekten bunu bilmemi istiyor. Estağfurullah ben verdiğim bütün cevapları disimde verdim. Ciddiydin ben biliyorum zaten. Disimde sonuna kadar ciddiydim. Para muhabbetinde de ciddiydim. 25 bin euro da ama bastım. Onda ciddi değildim. Onu al kardeşim. 25 bin euro. Beraber. Oha amına koyayım. Her çıktığım yere gittiğim yerden aldığım parayı sana getireyim eline sayayım onunla. Bir şey diyeceğim öyle yapma. Sayabilir misin zaten. Kanka o kadar? Yani euro 500'er euro da yerde çıksa biliyorsun. Büyük ya banknot. Tabii. Evet orada. Belamı sikecekler. Kim bu Rıfı çocuğu ya? Dersin ben de kalkar. Anan hakkında düzgün konuş. Smoke weed evde. Ağzımla falan yapıyormuşum bak oğlum imkan. Nasıl? Why man? Vav amkabim ağzınla sanki ne yaptın ama. Flüt mü çaldın ağzını? Çocuk Vine'da siz ulan, altına şarkı koyuyordunuz. Onu yapıyor. Burada yoktu ki. Bu burada çektiğinle kalıyorsun. Bu çocuğun ağzıyla yaptığı o 100 milyonluk şarkıya sen burada dil mi uzatıyorsun baya? Ya ağzınla ne yaptın? 100 milyon. Adam benim çok kötü geçti ya. Belki 98 falan anca alırım yani. Ya oğlum her sınavdan sonra sen aynısını yapmak zorunda mısın Can? Ne bağırıyorsun? Çalıştım ben. Siz çalışmadınız ama. Bir deneme versene. Allah sen bir deneme versin. O çocuk kimdi? Berkay. Nasıl inandırırım size bunu? Ya bak canlarım. İnsanları kazandığı paraları, ünlü oluşlarını vesaireyi niye bu kadar kafaya takıyorsunuz? Bir de buna dert yanıyorsunuz. İbne kolaysa yap sen de kazan ya. Niye yapmıyorsun? Oturup yazması kolay. Yap sen de kardeşim. Çıkar bir şarkı 100 milyon izlensin. Götür parayı. Madem bu kadar kolay. Aşırı ayar oluyorum ha şu eleştiri. Oturduğu yerden para kazanıyor. İşte komiklik yaparak ünlü oldu. Yarrak sen de ol. Yok yok ben bizim chattekilere söylemiyorum. Genel olarak böyle bir algı var ya. Amcık hiçbir şey yapamıyor hayatında. Geliyor bir de yapana laf atıyor ya. Çıkacağını bilsem yaparım valla. Anı anlatarak gelince olur. Allah Allah. Sen de anlat sen de ince olalım o zaman. %10 istiyorum menajerlik için okey mi? Tamam iş getir. Anlaşırız. Güzel şaka, güzel şaka. Ulan Yusuf. Highlight. Çok iyi şakaydı. Evet. Lan Berkay değil mi? Evet abi Berkay. İnandıramadım. Cidur! Bana değil. Ya, sen Allah'a inanıyor musun? Tabii ki hayır. Seni kim doğurdu, seni kim doğurdu? Anne. Annemi kim doğurdu? Onun annesi. Onun annesini kim doğurdu? Onun annesi doğurdu. Bir dakika hatırla. Onu kim yarattı? Allah. Ver abi, onu ver abi. Abi siz de çok iyi. Bu da karikatür. Bu kabuk. Ya amına koyayım her şey. Her şey yalanmış amına koyayım. Oğlum söylüyor en azından. Evet yani karikatür bu da karikatür. 3 tane haber var elimizde. Evet. Hepsi birbirinden bombastik. Hepsi birbirinden magazin gündemine bomba. Şokolade. Bomba evet. Haberler. Emrah Karaduman. Bunu duydun mu bu arada bunu yeni? Mu? Sen bile duymamış olabilirsin. Vallahi da duymadım. Emrah Karaduman. Çok bayağı ki, Allah razı olsun be kardeşim. Diyeceksin ki bu haberde. Böyle ya, bir haber var mı? Var mı ederim ben. Ne zaman? Ki, ne zaman? Ben bunu yapayım da bu ödülü kazanayım. Grammy ile eşdeğer miydin? Şu an ben koptum be yüzden. Neyi konuşuyor? Yorum. Patlasın.
patlamam gereken yer şu an burası mı? Ha? Yani çok güzel, Allah razı olsun ya. Oo, ceketli bir kara duman. İzliyorum tamam. Allah razı olsun be kardeşim. Diyeceksin ki bu haberde. Böyle ya, bir haber var mı? Yemin ederim ben. Ne zaman? Ki, ne zaman? Ben bunu yapayım da bu ödülü kazanayım. Grammy ile eşdeğer nitelikte bize de bir yorum. Senin kalbine dokunacak şimdi. Emrah Karaduman YouTube'da Rain Man Derdim Olsun şarkısının altına "Tebrikler. Cevapsız çınlamayı geçerse klipte giydiğim ceketimi veririm" yorumunu yaptı. Bu gerçek mi? Gerçek. Geçerse klipte giydiğim. Patlamam gereken yer şu an burası mı? Yani çok güzel, Allah razı olsun ya. Oo, ceketli bir klip daha çekilir mi? Patlasın. Bir... Ben bunu içime attım. Delirttiler çocuğa bunu. Küçük çıldırdan bana koyayım. Bir şey soracağım. Yemin ederim ciddi söylüyorum. Hiç yapmaz olaydım amına koyayım dedin mi? Allah belanı versin dedim. Şu an şarkıyı silerim. Bak şu an şarkıyı silerim. Ama insanların unutacağını bilirsen değil mi? Vallahi billahi silerim şarkıyı. Hayır, unutmalarından falan değil. Benim bu şarkıya da ihtiyacım yok. Bunlara da ihtiyacım ama yok. Ama AdSense gelirine ihtiyacım var. Yo, yapmıyor o para, bir dakika. Dur dur. Yatsın sonra mı sileyim? Sonra sileyim. AdSense gelirine ihtiyacı var kardeşim. Evet. Cüneyt Özdemir. Ne? Cidden mi? Sildi mi? Bir şey söyleyeceğim. 10 küsürüm, 100 küsürüm milyon izlenmiş videoyu sildi mi lan herif? İzlemiştir amına koyayım lan. Siler mi? Geri yüklediğinde bakın izlenmesine. O silmek değil o. Gizlemiş, private almış, sonra gene public yapmış. Bunu ben de bilmiyorum. Şaka yapıyorsun. Allah belanı versin. Cüneyt Özdemir. Bu çocuk hiçbir şey takip etmiyor ya. Ya oğlum ben... sen kendinle ilgili haberi bilmiyorsun amına koyayım. Ben bunu biliyorum oğlum. Emrah Karaduman. Ya ben neden magazin neden magazin DJ diye bir sayfayı takip edeyim ki? O onun işte izliği amına koyayım. Nasıl buldun sen bu haberi? Yorum atmış. Ya, bakacağım abone de. 4000 tane yorum var. Ooo yorumları artık sen şimdi 3 tane single çıkartan Aleyna Tilki ile DJ'ye. Ne diyorsun? Asla albüm olmayıp 3 tane single olan Aleyna Tilki. Bir şey diyeceğim, şimdi Aleyna'yı niye böyle zaten? Cüneyt Özdemir şu anda Türkiye'nin bir numaralı fenomeninin Rain Man olduğunu söyledi ve ekledi. Artık başarılı bir şarkıcı olmanıza gerek yok. Bakarız oğlum, tartışmayın. Bir şarkıcıymış gibi davrandığınızda sesini geliştirmek için yıllarca ders alan bir insandan daha başarılı olabiliyorsunuz. Bir şey soracağım. Oo, bir dakika yorum okuyacağım. Aleyna'yı niye böyle zaten? Cüneyt Özdemir şu anda Türkiye'nin bir numaralı fenomeninin Rain Man olduğunu söyledi ve ekledi. Artık başarılı bir şarkıcı olmanıza gerek yok. Bir şarkıcıymış gibi davrandığınızda sesini geliştirmek için yıllarca ders alan bir insandan daha başarılı olabiliyorsunuz. Bir şey soracağım. Bence bu kötü bir yorum değil. Evet, yani artık bir şey olmak zorunda değiliz. Evet. Bir kalıba aynen, sokuşturmaya aynen, çalışmak çok zorunda da değiliz. Bence bu kötü bir yorum değil, cidden. Bir videonun daha sonuna geldik. Yusuf, eyvallah. Eyvallah oğlum. Hayır, öyle deme, öyle deme, öyle deme, öyle. Yusuf. Niye mi eğildim? Şey ya, psikolojik eğiliyorum. Ben oyun oynarken de böyle darbe gidirken kaçıyorum ya. Olmaz mı? Ya bugün hiç tadım yoktu. Geldiğimde de zaten videonun öncesinde de evet. Üçümüzün de hiç Berkay'ın üzdüğü için bir çocuğu. Evet kadar. Yani şu an daha da tadım yok. Sağ olun. Yani teşekkür ederim böyle bir videoya konuk olduğum için. Kendimi harika hissedemedim çok. Ama iyi oldu. Umarım olur yani. Evet. Bence çok... Sadece bugün çok... Görüşmek üzere. Siz 5'ten artık devam. Ekliye ayrılın. Olması gerektiği gibi olsun istiyorum her şey. Evet. Ya Efe'yi götün 100.000 plaketi. Kardeşim hayırlı olsun. Sik gibi yapmışlar yeniden. Herkes çok beğendim falan diyor da bir bok belli olmuyor aman okum. YouTube mu değil mi ne oldu belli. Abi Mirafiz senin... Ya boşver oğlum kızın yayını şey yapmayalım. Dün zaten sıçtık ağzına ya yayının.